CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir yeni bir yol izliyor. Sosyal medyadan paylaştığı videolarla topluma bazı mesajlar vermeye çalışıyor. Sonuncusunda da helalleşme yolculuğuna çıkacağını söyledi. Artık helalleşme zamanıdır. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Helalleşmeye gelince, Sayın Kılıçdaroğlu şunu bil ki hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacak. Gerçek bir helalleşme anlamında hiçbir ciddiyeti yok söylediklerinin. Ancak bu paylaşımın içinde mesaj da itiraf da çok. Birincisi, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı benim mesajı veriyor. İkincisi ve çok önemli mesaj. Genel başkanlığını yaptığı CHP'nin geçmişiyle irtibatını koparıyor. Mustafa Kemal'in, Ecevit'in ve Baykal'ın CHP'sini tarihe gömüyor. Hem de tartışmaya gerek bırakmayacak son derece net ifadelerle. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Bunlar yabana atılacak ifadeler değil. Bunu parti içindeki eski ulusalcıları tasfiye edip PKK'lıları doldurarak da belli etmişti. Helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Özrün kabahatinden büyük, hatalarını görüyorsun ve bana helallik verin. Gel helalleşelim. Bırak kardeşim sen helalleşmeyi. Bir sefer helalleşme diyor. Neyin helalleşmesi? Bir helalleşme olayı sadece ve sadece insanları avutmak amacıyla veya insanların inançlarını veya duygularını sömürmek amacıyla onların yaşadıkları sıkıntıları ben nasıl unutturabilirim? Böyle bir çaba. Bu çaba beyhude bir çabadır. CHP yönetimi FETÖ'yle helalleşmiş, 15 Temmuz'a tiyatro, masal, düzmece iftirası atmıştır. CHP yönetimi şehit bacısına küfredenlerle helalleşmiş, alçaklığı provokasyon maskesiyle örtmeye kalkışmıştır. CHP yönetimi HDP ile helalleşmiş, yüzsüzce ittifak kurmuş, meşru ilan etmiştir. CHP yönetimi YPG ile helalleşmiş, kendi vatanlarını koruyan örgüt olduğunu açıklamıştır. CHP yönetimi terörist Demirtaş'la, Sarosçuk Havala'yla helalleşmiş, cezaevinden çıkmalarını istemiştir. CHP yönetimi sömürgecilerle helalleşmiş, ne işimiz var Libya'da, ne arıyoruz Suriye'de, ne geziyoruz sınır ötesinde diyerek onlara zeytin dalı uzatmıştır. Kılıçdaroğlu helal ile haram arasındaki ince çizgiyi silip atmıştır. 2008 yılında rota çizilmişti. ABD derin devletinin kontrolünde bulunan Hopkins Üniversitesi'nin hazırladığı bir raporda yer almıştı. Şöyle deniliyordu. Deniz Baykal, CHP Genel Başkanlığından istifa etmek zorunda kalacak. Yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. Avrupa tipi bir sosyal demokrat parti ortaya çıkacak. Aynen gerçekleşti bu plan. Kılıçdaroğlu, operasyon tamamlanır tamamlanmaz genel başkan oldu ve yeni CHP nutukları atmaya başladı. Ulusalcılar partiden uzaklaştırıldı. CHP 2. Cumhuriyetçiler ve 10 Aralık Hareketi mensuplarının eline geçti. Kılıçdaroğlu CHP'si de batıyla entegre ve milli hassasiyetleri törpülenmiş bir yapı haline büründü. Helalleşeceğiz dostlarım, helalleşeceğiz. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. Burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu haberi haddini bildiriniz. Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına, orada katılanlardan birisi olarak. Gönülden inanıyorum. Ve uygulanacak. Uygulanacak. Uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum. Önce 2011 yılında katsayı uygulamasını kaldırarak İmam Hatiplerin bu fetret devrini hamdolsun biz sonlandırdık. Başörtüsünden dolayı okullarından, memuriyetlerinden atılanların haklarını hamdolsun tamamıyla iade ettik.
Bunları biz kazandık. Başörtüsü artık sorun olmaktan çıktı. CHP bugün kimliksiz, amorf ve müdahaleleri açık bir yapı haline gelmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması da bunun ilanı. Helalleşme sözleri ise servis edilen yemeğin süsü ve sos tarafı. Eğer bir helalleşmeden bahsedilecekse Kemal Bey bu işe Anıtkabir'e giderek son açıklamasıyla tamamen gömdü Atatürk'le başlamalı. Ardından Deniz Baykal'a bir ziyaret yapmalı. Muharrem İnce, Yılmaz Ataş, Mehmet Sevigen gibi onlarca CHP'liyi de ihmal etmemeli. Millet de gözünü dört açıp bu ülkede oynanan oyunları görmeli. Bu ülke çocuklarının ardımdan bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum. Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen iradesini pazarlayan kişi değildir. Şimdi bütün üreticilere, bütün çiftçilere sesleniyorum. İlk seçimde eğer siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim yakanızda olacak. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı efendim emir aldık, uygulamak zorunda kaldık diyeceklerdir. Açıkça söylüyorum, vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telakki edemezsiniz. Bir de bunlar anlı şanlı gazeteci geçiriyorlar. Siz gazeteci değil, siz havuz medyasının kahramanlarısınız. Medyanın yüz parasısınız siz, medyanın. Yalakadan sanatçı olmaz arkadaşlar. Yalakadan sanatçı olmaz. İrade sahibi değilsiniz. 107 kişiye söylüyorum. Hakim değilsiniz, irade sahibi değilsiniz. Bir kişinin kulu ve kölesi oluyor ve o bir kişinin verdiği talimatla oy kullanıyorsunuz. Size hakim denmez. Kimse kusura bakmasın. Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Hiç yamıcımı yok bu işin. Bankalara söylüyorum, kredi kuruluşlarına. Bu işe kredi veren unutsun kendisini. Yok öyle bir şey. Ve bürokratlara söylüyorum, bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil yatıracağım. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.